Kocaeli'de siyasi nabzın en farklı ve en detaylı şekilde incelendiği, araştırıldığı yeni bir kulis programına hoş geldiniz. Siz değerli Kocaelililere birbirinden ilginç konular, perde arkası kulisler aktaracağım. İşte ilk konumuz. Kocaeli'de şu sıralar binlerce kişi seçim havası yaşıyor, seçim havası soluyor. Her ne kadar yerel seçimlere bir yıldan biraz fazla zaman kalsa da bu seçim başka seçim. Çünkü Kocaeli'de oda seçimleri için geri sayım hızla sürüyor. Şubat ayında en geç Mart sonuna kadar ilimizdeki esnaf sanayi odalarında seçim yapılacak. Meclisler, komiteler, yönetim kurulları, başkanlar değişebilecek. Elbette her oda seçim heyecanı yaşıyordur ama Kocaeli Ticaret Odası'nda atmosfer daha bir başka. Çünkü bu defa ikisi resmi, biri perde arkasında 3 başkan adayı bulunuyor. Üstelik Gebze bölgesi dışındaki tüm ilçelerimizdeki esnaflar bu seçimde taraf olacak, oy kullanacak. Toplamda 8000'den fazla üyenin katılacağı bir seçim düşünün. Üstelik ittifak, birleşme, anlaşma olmazsa tam 3 tane başkan adayı var. Üçü de birbirinden iddialı. Mesela mevcut başkan İbrahim Geleş koltuğunu korumanın peşinde. 4 yıldır Kocaeli Ticaret Odası'nı yönetiyor. Odaya çok güzel, çok şık bir bina yaptırdı. Yönetiminde yer alan pek çok isim de Geleş'i destekliyor. Mesela Recep Ekşi. Ekşi her dönem mecliste perde arkasında kalmayı başardı. Yıllarca KOTO'nun gizli başkanı konumunda oldu. Son seçimde ise meclis başkanlığını üstlenip biraz ön plana çıktı. Şimdi ise yine sessiz ve derinden gidiyor. Meclisi istediği gibi şekillendirebilirse başkanlığa oynuyor. Kocaeli Ticaret Odası'nın en atak başkan adayı ise Murat Özdağ. Gençliğin verdiği enerjiyle Özdağ neredeyse her üyeye yetişmeye çalışıyor. Başkan olduğu takdirde yapacakları projeleri anlatıyor. Tabi birebir ne kadar uğraşsa da asıl muhataplarına bir türlü ulaşamıyor. Yani Geleş ve Ekşi ile arası hep uzak, hep mesafeli. Ancak zaman da hızla tükeniyor. Seçimler 2 ay içinde yapılacak. Kocaeli TV olarak geçtiğimiz günlerde KOTO başkan adaylarına çağrıda bulunmuş, gelin kozlarınızı ekranlarda paylaşın demiştik. Bu çağrıya ilk cevabı Murat Özdağ verdi ve Recep Ekşi ile İbrahim Geleş'e hodri meydan dedi. İstedikleri an Kocaeli TV ekranlarında açık oturuma katılacağını, diğer adaylarla tartışabileceğini söyledi. Hepimiz, bütün bir araya geldiğimiz o arkadaşlarımız, en az benim kadar bu işi yapmaya liyakatlı arkadaşlar. Herkes bunu yapabilecek kabiliyette. Aramızda zaten bu manada çok ayrım yok. Fakat bunun da bir önden koşanı, bunun da bir belirleyicisi olmasına karar verdik. Yine kendi aramızdaki ortak akılla beraber. O zaman dedik ki bu işin başkan adayını en azından net bir şekilde ortaya koyalım ki yarın herhangi bir aksama veya birilerinin başka düşünceleri olmasın. Arkadaşlarımız da teveccüh gösterdiler. Bize bu işi uygun gördüler. Şimdi gözler Recep Ekşi ile İbrahim Geleş'te. Bakalım Murat Özdağ'ın çağrısına uyacaklar mı? Kozlarını Kocaeli TV ekranlarında paylaşabilecekler mi? Hem Ekşi'den hem Geleş'ten Özdağ'ın meydan okumasına cevap bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta ulusal kanalların tamamında yayınlanan bir haberden alıntı yapmak istiyoruz. Balkanların güzel ülkesi Bulgaristan aslında ata toprağı sayılır. Osmanlı 1300'lü yıllarda ele geçirdiği Balkanlarda tam 600 yıl yaşadı. Maalesef 1800'lerin sonunda başta Rusya olmak üzere batılı devletlerin kışkırtmasıyla Bulgaristan elimizden çıktı. Bulgarlar Balkan savaşlarında milyonlarca Türk'ü çoluk çocuk demeden katletti. Yine milyonlarca insanımız ana vatana göç etmek zorunda kaldı. Bulgaristan'da öylesine yoğun nüfusumuz vardı ki Balkan savaşları, 1. Dünya Savaşı, 1950 ve 1989 yıllarında yine milyonlarca Türk Anadolu'ya gelmesine rağmen halen Bulgaristan'da nüfusun %15'ini yine Türkler oluşturur. Türkiye'deki muhacir olarak adlandırdığımız Bulgaristan göçmeni Türklerse göç ettikleri toprakları asla unutmamıştır. Kurdukları derneklerle Bulgaristan'la olan bağlantılarına devam etmektedir. Komünizmin çökmesinin ardından demokrasiye geçen Bulgaristan'da Türklerin kurduğu Halk ve Özgürlükler Hareketi önemli siyasi oluşumdur.
Geçtiğimiz hafta sonu da Halk ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresi vardı. İlimizdeki derneklerden birisi olan Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri de Bulgaristan'a gidip kongreyi yerinde izledi. Bulgaristan'a iki otobüsle giden yöneticilerin arasında teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Metin de bulunuyordu. Normal şartlarda zaten haber olan Bulgaristan gezisi Halk ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan'a yapılan suikastla daha da önemli hale dönüştü. Adnan Metin de salonda olunca sıcağı sıcağına suikastın detaylarını sorduk. Suikast sırasında Adnan Metin kürsüye sadece 10 metre uzaklıktaymış. Kürsü karışınca hızla cep telefonunu çıkarmış ve görüntü almaya başlamış. Salonda büyük panik yaşandığını söyleyen Adnan Metin, o kargaşa arasında yere düşen tabancanın önce üzerine basmış, sonra milletvekili Ramazan Atalay'la birlikte silahı iki dosya kağıdının arasına koyarak polise teslim etmiş. Kongre salonunda güvenlik zafiyeti olduğunu belirten Adnan Metin, suikastı münferit bir olay olarak değil, planlı saldırı olduğuna inandığını da söylemeyi ihmal etmedi. Daha önce defalarca Bulgaristan'a giden Adnan Metin, başkent Sofya'yı ise hiç beğenmemiş. Metin, Sofya'yı İzmit'in Fethiye Caddesi'ne değişmem derken, kısa süreli de olsa uğradığı Filipe'yi ise çok beğenmiş. Bu arada Bulgaristan'da canlı canlı bir suikasta tanıklık yapan Adnan Metin şu sıralar tüm tanıdıklarına da olayı anlatmadan geçmiyormuş. Muammer Aslan ilimiz ticaret ve siyaset hayatında önemli bir yer tutar. Kotko Toptancılar Gıda Sitesi'nde iş yeri sahibi olan Muammer Aslan, Tadım Kuru Yemişleri'nin bölge distribütörüdür. Ticari hayatındaki başarısını siyasette de devam ettiren Aslan, bir dönem MHP'de çeşitli görevlerde bulundu, il yöneticiliği yaptı. Şu sıralar aktif siyasete ara veren Aslan, bugünlerde tatlı bir telaş içinde. Çünkü oğlu Kerem bu hafta sonu dünya evine giriyor. Muammer Aslan'ın sahibi olduğu Er Hocaoğlu firmasında genel müdürlük yapan Kerem Aslan, gönlünü iş yerinde muhasebe bölümünde çalışan Pelin Yılmaz'a kaptırmış. Geçtiğimiz günlerde MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın nişan yüzüklerini taktığı genç çiftin düğünü Buz Restoran'da yapılacakmış. Oğlu Kerem'in mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Muammer Aslan, düğüne ünlü sanatçı Pınar Dilşeker'i mini bir konser vermesi için davet etmiş. Kocaeli TV olarak Muammer Aslan'a koşturmacada kolaylıklar dilerken Kerem ve Pelin çiftine de ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Aslında koca kente bir Allah'ın kulu çıkıp da SEDAŞ'ı savunmaz. Ancak AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün birkaç hafta önce il binasında nöbetçi olduğu bir gün neredeyse SEDAŞ'ın avukatlığını yapmıştı. Oysa SEDAŞ bu kentte en sevilmeyen kurum. Türkiye'nin en önemli ve en karlı elektrik şebekesini özelleştirmeden satın aldı. O günden bu yana vatandaşın sorunlarına resmen kulağını kapattı. Kendin her köşesinden her gün onlarca sıkıntı yaşanırken SEDAŞ'ı ara ki bulasın. Sade vatandaşın değil, muhtarların, belediye başkanlarının, hatta milletvekillerinin bile şikayet ettiği SEDAŞ'ın başına buyruk davranışları devam ederken Zeki Aygün'ün SEDAŞ'ı savunması kente büyük şaşkınlık yaratmıştı. Oysa Zeki Aygün kısa süre öncesine kadar adeta SEDAŞ'ın takipçisi gibiydi. Eleştirileri Enerji Bakanı Taner Yıldız'a kadar iletiyordu. Ne zaman İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan SEDAŞ'ı mühürledi, Aygün birden SEDAŞ'çı oldu. Hatta eksikliklerin hoş görülmesini, yatırımlar için Ankara'nın daha fazla para ayırması gerektiğini söyledi. Aygün'ün bu tavrı ilimizde tepki çekince 90 derece dönüş gördük. Geçtiğimiz hafta sonu bir kere daha partide nöbetçi vekil olan Zeki Aygün çark ederek SEDAŞ'ın ensesinde boza pişiriyorum diyerek yine eski haline dönmüş. Bu yaklaşımı ben niye söylemeyeyim? Ha, yanlış yaptığı zaman yanlışında gideceğim üzerine tabii. Bunlar bizim insanımız. Bunu yani fırpalamak, dövmek, onları hakaret etmek, bunları söylediğim zaman bu savunmaksa ben insanım ya, karşımdaki de insan, savunacağım ama. Ama görevini yapmıyorsa gerekeni de yapacağım. Bunu da açık açık söylüyorum. Bak şu anda EPDK'dan bunu isteyeceğim. Deftişini yapıp orada müracaat edilen ve çözümüne kadar olan süreç içerisinde ne kadar zaman geçti? Ben hepsini teker teker analiz edeceğim. O en çalışanın çalışma karakteristiğini bile inceleyeceğiz. Asıl olması gereken bu. Çünkü SEDAŞ kentimize o kadar yabancı ki adı bile Sakarya Elektrik Dağıtım olarak geçiyor. Yani biz kent olarak SEDAŞ'ın ne adında ne aklında yokuz.
Keşke SEDAŞ bu kentin sorunlarına ciddi şekilde eğilse, çözüm için çaba gösterse, hepsinden önemlisi bu kent insanlarını gerçekten insan yerine koysa, o zaman Zeki Aygün'e gerek kalmaz. Bu kentte SEDAŞ'ı işte o zaman herkes savunacaktır. Bu kentte pek çok kişi Orhan Atabay'ın kim olduğunu bilmez. Hatta bu kenti yöneten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin önemli bir bölümü bile Orhan Atabay'ı tanımaz. Tıpkı CHP'li grup başkan vekili Fahri Örengül örneğinde olduğu gibi. Ancak yakından tanıyanlar bilir ki Atabay çok önemli biridir. Şakaya gelmez. Bir şey yaparım derse yapar. Mesela 3 ay önce Orhan Atabay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelmiş, oturacak, meclisi izleyecek yer bulamayınca çok sinirlenmişti. Belediye binasını terk ederken de "Bir sonraki meclise nasıl sallayacağım görürsünüz. Böyle meclis salonu mu olur?" demişti. Yıllarını milli görüşe vermiş, il başkanlıkları yapmış, AK Parti'nin duayen ismi olan Orhan Atabay'ın etkisi hemen bir sonraki mecliste ortaya çıkmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu meclis açılış konuşmasında Atabay'ın kendisine fırça attığını ve acilen bir salon bulup bir sonraki meclisi orada yapacaklarını söyledi. Nitekim geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi fuar alanındaki Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde toplandı. Yeni salondaki ilk meclis toplantısında gözler Orhan Atabay'ın üzerindeydi. Yanında çok eski arkadaşı Kadir Okcan'la birlikte izleyiciler bölümünde oturan Orhan Atabay sessizce ve rahat bir şekilde meclisi takip etti. Elbette normal şartlarda belediyelerin meclis toplantıları riyaset makamı olan belediye binasında gerçekleşir. Ancak Atabay salonu yeterli olmayan Büyükşehir'de bir ilki meydana getirerek meclisi başka bir salonda toplayan isim oldu. Böylece gücünü ve etkisini de herkese gösterirken CHP Grup Başkan Vekili Fahri Örengül meclis çıkışında Orhan Atabay'ın yanına gelerek tanıştı. Hatta uzun uzun sohbet etti. Böylece sadece AK Partililer değil, CHP'liler de Atabay'ın kim olduğunu öğrendi. Devir teknoloji devri derler ya, özellikle iletişim araçları hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Hele hele siyasetçiler için çok önemli. Randevularından günlük programlarına, seçmenler ve vatandaşlarla birebir ilişkiye kadar her şeyi artık teknoloji üzerinden gerçekleştiriyorlar. İşte size bir örnek. Yer Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi. Kişi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan. Elinde bir adet son model iPad. Mecliste İzmit'i ilgilendirmeyen gündem maddeleri konuşulurken Nevzat Doğan elinde iPad'i bir şeyler karıştırıp duruyor. Maillerine, tweetlerine, Facebook'una bakıyor. Aradan zaman geçiyor, meclis görüşmelerine mola veriliyor. Doğan bu defa bir başka meclis üyesine iPad nasıl kullanılır onu gösteriyor. Buradan Kocaeli TV izleyicilerine hatırlatalım. Eğer siz de Nevzat Doğan'ın teknoloji çekim alanına girmek istiyorsanız hemen belirtelim. Doğan'ın sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'da hesapları var. İstediğiniz an birkaç tuşa basıp Nevzat Doğan'a ulaşabilirsiniz. Sizin 5 kişi olmak üzere öncelikle oylanması tavsiye ediyorum. Dairemizde bir halde kurulur. Biraz daha önce dersi bilmem. Var 5 kişi olması ile kabul bölümünü tavsiye ediyorum. Haydarlar etmeyelim. Orhan Atabay birkaç önce çok kızdı, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nun yerini değiştirdi. Büyükşehir Meclis toplantıları bundan sonra fuar alanında Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Hatta ilk toplantısı da geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Yeni salon eskisine göre çok daha geniş, daha fazla koltuk sayısı bulunuyor. Ancak yeni mecliste pek çok eksiklikler var ve bu eksiklikler büyük sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Aslında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Leyla Atakan Kültür Merkezi'ne taşınmasının en önemli nedeni eski salonda izleyiciler için yeterli alan olmamasıydı. Şimdi yeni salonda yer müsait. Ancak meclis üyeleriyle misafirler resmen iç içe geçmiş durumda. Her ne kadar arka tarafta 3 tane misafirlere ayrılmış olsa da herkes kafasına göre oturuyor. Görüntülere bakın. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın hemen yanında yine İzmit'te geniş kesim tarafından tanınan İbrahim Bingül bulunuyor.
Hani oylamada Bingöl elini kaldırırsa kimsenin dikkatini çekmeyecek. Ya da bir başka görüntüde Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Mehmet Aras var. Aras da meclis üyelerine ayrılan bölümde oturuyor. Canım ne var bunda diyenler olabilir. Ancak hemen belirtelim, meclis üyeleriyle izleyicilerin iç içe geçmesi büyük bir tehlikeyi ortaya koyuyor. Çünkü belediye meclislerinde izleyicilerin söz hakkı yoktur. Bazen meclisler öyle gergin geçer ki izleyiciler arasında birisi pat diye ortaya çıkar ve bir şeyler söyler. Nitekim bu tehlikeyi göz önüne sermek istediğimizde bir izleyici söze karıştı ve hemen Büyükşehir Meclisi'ni yöneten İbrahim Karaosmanoğlu tarafından susturuldu. İlk tehlike geçici olarak atlatıldı. Ancak seçim zamanı yaklaşıyor ve siyaset ileriki dönemde daha da hareketlenecek, hatta kızışacak. Daha vahim olaylar olmadan izleyicilerin yeri net olarak belirlenmeli ve meclis üyeleriyle aralarına mesafe konulmalıdır. Yoksa haber anlamında bizlere iyi malzeme çıkar. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan çok güzel bir iş yaptı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın heykelini İzmit'e, adını taşıdığı mahallenin girişine dikti. Adını yazdıran bir kahramanımızı daha fazla anma fırsatı, daha fazla tanıma fırsatı olabilecek bir açılışı yapıyoruz. Ancak Doğan'ın bu girişimi bizim geçmişimizden ne kadar kopuk olduğumuzu bir kere daha göz önüne serdi. 1990'lı yılların başında bu kentte Yahya Kaptan'ı tanıyanların sayısı neredeyse yok denecek kadar azdı. O dönemde Emlak Bankası İzmit'in doğusuna, bataklık denilecek alana toplu konut inşaatına başladı. Ki o bölge sadece tarım alanıydı. Toplu konutlar bittiğinde ise adı Yahya Kaptan olarak konuldu ve koca bir mahalleye dönüştü. İzmitliler mahalleye adını veren Yahya Kaptan'ın kim olduğunu ancak o zaman öğrenebildi. Hala da bu kahramanın isminin kim olduğunu bilmeyen çok sayıda hemşehrimiz vardır. Oysa tam 3000 yıllık bir kentte yaşıyoruz. Uzun geçmişi bir tarafa bırakalım, kentimizin en kara, en kötü dönemlerinden birisi olan işgal yılları tam olarak incelenmiş değil. Maalesef artık o dönemin tanıkları aramızda değil. Hepsi rahmetli oldu, ahirete intikal etti. Keşke Cumhuriyet'in ilk yıllarında, daha sonraki yıllarda geniş çaplı araştırmalar yapılsaydı, işgal yıllarında neler yaşandığı ortaya çıksaydı. Kimler işbirlikçiydi, kimler vatanı korumak uğruna canını hiçe sayıyordu, hepsi ortaya çıksaydı. Düşmanla işbirliği yapan hainler kendilerini gizlemeyi başarmıştır ama Yahya Kaptan gibi kahramanlar aradan uzun yıllar geçse de hak ettiği değere mutlaka kavuşuyor. Her ne kadar Yahya Kaptan'ın heykeli Nevzat Doğan'la CHP İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım arasında polemik yaşatsa da İzmit bir kahramanının heykeline kavuşmuş durumda. Ancak bu kentin kurtuluşunda sadece Yahya Kaptan'ı anmak diğer kahramanlara haksızlık demektir. Bu kentin bir İpsiz Recep'i vardı. Kurduğu çeteyle düşmana kök söktürdü. Bir Kara Fatma vardı ki o kadar erken arasında subay rütbesiyle görev yapıyordu. Maalesef yokluk ve yoksulluk içinde hayatını kaybetti. İşgal yıllarında Yunanlılar İzmit'ten kaçarken insanlarımızı katlediyordu. Acusu inişinde bugün defterdarlık misafirhanesi olarak kullanılan eski kilisenin papazını unutmamamız gerekir. Katliamdan kaçan İzmitlileri kilisenin bahçesine almış ve hayatlarını kurtarmıştı. Yunanların caniliklerine karşı çıkan Fransız subay Yunanlara silah çekmiş ve yine onlarca insanımızı yaşamda tutmuştu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yahya Kaptan'ın heykeline adı verilen mahallenin girişine dikerek çok ama çok önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Ancak Doğan atı bu adımın devamını getirmeli. İzmit'in önemli bir parkını Kahramanlar Parkı'na çevirmeli ve Kurtuluş Savaşı sırasında hayatlarını düşmanla mücadele etmekte geçiren İpsiz Recep, Kara Fatma ve diğer tüm kahramanların heykelini ya da büstünü dikmelidir. Bu insanlara bizim vefa, hatta can borcumuz vardır. Keşke sadıklarında heykellerini dikerek onurlandırabilseydik. Sevgili izleyiciler, bir kulis programının daha sonuna geldik. Ancak bu kentte kulis asla bitmez. Bir sonraki kulise kadar şimdilik hoşça kalın.